Herkese selamlar dostlar. 24 Nisan Pazar 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Genellikle ideal tercihlere yöneldim. Pazar gününün bülteni cumartesiye göre biraz daha kötü desek geridir bence maçlara baktığımız zaman. Yine de ideal karşılaşmalarla karşınızdayım. Tercihlerimi yapacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Bir skor yarışması yapalım yine aynı şekilde pazar gününe. Skor yarışmamız burada Altay'la Galatasaray'ın bir mücadelesi var bildiğiniz üzere. Bu maçta olası bir sürpriz de çıkabilir. Ben bu maçı da anlatacağım. Fakat tek bir tercih yaptım. 1.87 gibi orandan yüksek orandan tek bir tercih önereceğim bu mücadeleye. Galatasaray kazanır mı bilmiyorum ama zor maç. Ben yine bir tercih yapacağım. Sizce, size göre bu maç skoru ne olur? Yine bilen iki arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Katılımını sağlarsınız. Sevinirim. Bol şanslar. Geçtim. Cuma günü bir kombine yaptık biz. Katıl Telegram grubundan. Cuma günü videosunu çekmemiştim. Maç zaten azdı. Fenerbahçe maçıyla Eurolikte de çeyrek final maçları var. Monaco maçını aldım. Şöyle solda yazıyı nasıl anlattığımı gördüm zaten. Olympiakos maçını anlattım. Altına da Fenerbahçe maçını anlattım. Toplam oran 2. Başarılı oldu. Günün tek bir kombinesi vardı zaten. Baktığımızda Monaco'yu dedim ki 10 11 fa fark yemez dedim Monaco. İlk periyotu izledim ben bu maçta. Dedim geçmiş olsun yani yattık. Olympiakos çok iyi başladı maça. Monaco fizik avantaj, dezavantajıyla çok ezildi. Fakat sonradan dış atışlarda bu yüzdeyi bulunca zaten Monaco 10 sayıdan fazla fark attı Olympiakos'a. Çok rahat bir şekilde geldi. Fenerbahçe maçı da zaten dakika 10. 13. saniyede net bir gol pozisyonu kaçırdı. 35. saniyede kırmızı kart gördü Rize. O da çok rahat geldi 6-0 gibi skorla. Cuma günü katıl Telegram'da tek kombinemizde başarıyı sağladık. Cumartesi nasıl olur bilmiyoruz. Cumartesiye daha yeni başladık. Birazdan United maçı başlıyor. Şimdi geçtim. Ren'le Laurent mücadelesiyle başlayalım. Sizlerden ricam aynı şekilde videoya iyi seviyede like atarsanız sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Teşekkürler. Ren-Laurent mücadelesi. Gollü bir maç. Beklentim var bu maçta. Fakat gollü maç beklentimden ziyade şundan çekiniyorum. Fransa Ligi'nin günlük mücadelesi Ren-Laurent mücadelesi. Bu yüzden bu maçtan o yönden çekiniyorum. Günlük maçlara her zaman bir ters oyla yaklaşıyorum ben. O sebeple bu maça ne düzeyde yüklenilmesi gerek soru işareti. Fakat ben yine maçın beklenen tarzında, geçme, beklediğim tarzda geçerse Ren'in burada iki gol bulması bence idealdir. Zaten 1.40 civarında Ren'e bir oran açmışlar atacağı iki gole. Ren 2 gol atar burada bence atar. Çünkü onlar da bir şampiyonluk yarışında son mücadelede de e, mağlup oldular. Ligde oynadıkları Strasbourg'a karşı 2-1'lik KG'sini almıştık. Biz de kombinemizde Dur, duruyordu. Ondan ziyade ev bir buçuk üst bu benim biraz daha ideal bir kutbanımda. Şöyle oranı yine gollere gideceğim burada. İki buçuk üstte Lorient'e düşme mücadelesi veriyor. Son mücadelesinde Mes mücadelesi vardı. Ben Fransa Ligi'ni bu hafta komple bir takip edeyim dedim. Çok fazla kalesine pozisyon verdi. Kendi de pozisyona girdi. İki buçuk üstte bence gelebilir. Dediğim gibi gollere gittik. Zaten şöyle bir düz mantık var bende. Bu maçta iki buçuk üstte olacaksa favori takım ev sahibi zaten. iki gol veren atar gibi geliyor bana. Ev 1.5 üst daha idealdir. E biraz daha oran çok da fazla 0.10 0.12 falan yükseltiyor. E, ev toplam golde 2.5 üst bence gidilebilir. Geçtim bu mücadeleyi. Kulüp Brüj Antwerp mücadelesi var. Şampiyon e, grubu. Şampiyonu belirleme grubu bu. Şimdi 36 puanı var Kulüp Brüj'ün. Önündeki takımın 39 puanı var. Yendiği takdirde puanları eşitleyecek ki diğer takımın da oynanacak maçı var. Derken birbirleriyle bir şampiyonluk turunda bu takımlar. Baktığımız zaman Kulüp Buruş zaten büyük avantajlı. Gerek kadro olsun gerek de oyun yapısı olduğu zaman da Antwerp bizim freyin ayağına bakıyor. Fenerbahçe'de de oynadı bir nevi. Onlar da çok hızlı oynuyor fakat Kulüp kendi evinde oynadığından dolayı bir avantajı zaten mevcut. Ondan ziyade zaten takım olarak da daha istekli. Sezon gen sezon gen sezon genelinde de Antwerp'e karşı sürekli üstünlük kuran bir Kulüp Burucu var. Kendi evinde oynadığı maçlardan galip gelmeden ziyade oyun olarak da çok üstün bir Kulüp Burucu takımı vardı. Burada 2 gol atarak kazanır bence. 1.51 gibi oranı var. Maç sonu 1 ve 1.5 üstünü ben aldım. 1.51 gibi orandan tek idealden aldım. 1 ve 1.5 üst. Geçtim bu mücadeleyi. Nürnberg ile mücadelesi. Bu maçın önemli detay kısmı şu yönde. Werder Bremen ile Schalke maç yapacak. Birinci ile ikinci. Pauli ile Darmstadt mücadele yapacak. Üçüncü ile dördüncü ve beşinci Nürnberg takımı. Küme düşme mücadelesi falan Sandhausen takım var. Tehlikeli. Daha rahat bir konumda olsaydı Nürnberg bu maçı daha rahat bir şekilde alabilirdi. Fakat onlar da küme mücadelesi verdiğinden dolayı ve şöyle belirteyim ben ee, ya son haftalarda da güzel performans sergiliyor. Bu maçta bir manazlık çıkartabilir. Bir ARR çıkartabilir. Fakat Nürnberg'in ben önde olduğunu düşünüyorum. Kendi evinde oynadığından dolayı taraf oranı da güzeldi. 1.59 gibi taraf oranı var gördüğünüz gibi. Ben burada direkt düz Nürnberg'in galibiyetini bu fırsatı kaçırmaması gerek. Çünkü puan durumuna baktığımız zaman da puanlar birbirine çok yakın. İlk üçe girme şansı çok fazla. Aldığı zaman da 53 puanla hop, uçacak gidecek burada. O yüzden bir taraf tercihi bence günün ilk seans maçlarından bir Nürnberg galibiyeti yapılabilir. Düz bir yapmış gibi oranı var. Kendi evinde oran riski karşılıyor. Değerlendirecekler bol şanslar. Geçtim yeni Malatya Konya mücadelesine. Konya'nın da burada kazanması gerek. Ee, i̇lk iki mücadelesi veriyor. O da ikinci sıra mücadelesi var Fenerbahçe ile birlikte. Fenerbahçe çok formda. Fakat Konya inanılmaz bir puan farkı varken yaptıkları o puan kayıpları nedeniyle ikinciliği kaptırdı şampiyonlar ligi elemesini. E, oyuncuların soner dikmenin bir açıklaması var röportajında. Şampiyonlar Ligi sözü verdik diyerekten de bir röportajı vardı sanırım ben de haberlerden gördüm okudum dikkatimi çekti. Yani bu takım asılacak karşılarında bir yeni Malatya var. Başkanı yok vesaire oyuncular maaşlarını alamıyor. Son haftalardaki oyunu güzel değil. Galatasaray zaten bence zor yendi Malatya'yı. Galatasaray'ın maçını izlediyseniz pozisyonlar girdi fakat bir bitiricilikte bir sıkıntı var Galatasaray takımında. Malatya'nın çok bir hali yok daha takım olarak oynayan takım Konya takımı. Burada kazanması gayet normal. Beklenti skorda 2-0-2-1 bandında bir skor bandı. Düz olarak burada bir maç sonu 2 alınabilir bence. Evet, onun da bir ara biraz daha düz geçtim. Zaten oran 1-42. 42 Konya plakası. Burada iddia bize şeyi vermiş. Tio'yu vermiş. Kaybetmen şekilde alır diyerekten de. Daha yüksek orandan isteyenler varsa ben yüksek oran önerisi olarak sizlere 1.90 gibi orandan 2-3 gol önerebilirim. Çünkü beklentim dediğim gibi 2-0 2-1'lik bir Konya galibiyeti. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Bol şanslar. Nan'la Bordox mücadelesi. Bordo'nun son maçını izledim. Dakika 15'de falan, dakika 20'de falan 2-0'u yakaladı. Gerçekten iyi pozisyonlara giriyor. Özellikle arkadaki bulduğu boşlukları iyi değerlendiren bir Bordo takımı vardı top böyle oyuncuların ayağına o maçta gerçekten yapıştırdığını söyleyebilirim ben. Zaten Afrikalı oyuncuları var. Her iki takımda da Afrikalı oyuncu çok fazla. Bu maç gollü geçebilir. Fakat ben Bordo'nun son haftaki oyununu gayet beğendim. Ki Bordo da düşme mücadelesi veriyor. Artık bunlar da ben söylüyorum ki kefeni yırtma maçlarından bir tanesi. Son haftalara giriliyor. Son maçını 2-0'dan 2-2'ye verdi mesela. Büyük bir hata. Gol atma yolundan çok bir sıkıntı yaşamıyor fakat gol de yiyebiliyor. Ben sizlere en ideal olarak şunu önerebilirim burada. Bordox'un atacağı bir gol bir 40 bandında bir oranı var. Bordo'nun atacağı bir gol bakın. Böyle bir oranı var. Bordox'un atacağı bir gol. Bir 40 gibi oranı var. Zaten Bordo atarsa diyorsanız Nan da kendi evinde iyi bir mücadele veren takım ki zaten Nan'ın da baktığımız zaman da orta sıralardan bir takım olduğunu görmek mümkün. Onu geçtim zaten kendi evinde de kolay kolay rakip vermeyen maçı. Deplasman'ın bir golü bence idealdir daha yüksek 1.70 bandlarına çıkartmak isteyenler bir KG var da değerlendirebilir bu maçta. Geçtiğim bir diğer mücadeleme. Aynı şekilde bu maçta Bordo maçında Strasbourg maçını da ben takip ettim. Rennes'le oynadığı son mücadele 2-1 kazandı. Lille'in de Rennes mücadelesi vardı. 2-1 gibi skolla mağlup oldu. Onu da takip etme şansım vardı. Hepsini böyle bir takip ettim. O gün bir Fransa günü yaptım kendime. Çok da Fransa ligini takip etmem açıkçası. Strasbourg'a baktığımız zaman da onların da bir iddiası var. Şampiyonlar Ligi iddiası var gördüğünüz üzere. Rennes'le puanları aynı. Lille zaten pek bir iddiası kalmadı burada. Şöyle bir değerlendirme var burada. Yine burada Lille favori göstermişler. Kadro kalitesi olsun vesaire vesaire. Lille üstüne geldiği zaman Strasbourg'da arkadaki boşlukları değerlendirebilir ki ve o takımın takımında zaten bir iddiası var. Oynamak zorunda. Burada puan kaybetmek zorunda değil. Rem zaten biraz daha kolay bir rakiple ga oynuyor. Galip gelmesi muhtemel. Strasbourg'un da burada gol atması bence çok anormal bir sonuç değil. 1.35-1.30 bantlarında bir oranı var. Strasbourg'un golünü. Deplasman'ın atacağı bir gol bu maçın bence idealidir Strasbourg'un. Onun da ziyade yine bir yüksek oran varsa bu maç şunu söyleyeyim bir 1-1 de kalabilir. Yine ben yüksek orandan 1.84 gibi orandan bir alternatif önereyim. 2-3 gol. Bu da 1.84 gibi oranı var. Bu benim zaten bir tane 2-3 gol önerdim. İki tane 1.90 oran önerdim. 1.84 ikisi de 2-3 gol. Burada dediğim gibi Strasbourg'un atacağı bir gol benim için idealdir genel olarak da mücadelenin 2-3 gol bandında kalması olası bir normaldir. Olduğunu söyleyeyim. Liverpool'la Everton mücadelesi bir derbi mücadelesi. Şimdi derbi de ne olur? Bakın Liverpool kazanır mı? Bence kazanır zaten. Ben hep söylüyorum. Son haftalardaki mesela sistem mücadelesi Liverpool maçlarının hepsini yüksek misli grubunda attım. Dedim ki sistem maçını mesela 4.5 altında bir aldım. bir 40 bandında yapıştırdık. United maçını da Liverpool United onu da 1.5 üstünde bir aldım. Burada zaten önemli olan ne biliyor musun? Takım zaten kazanacak. Yani çok büyük sürpriz olur kazanmaması. Nasıl kazanacak? Kaç gol atacak? Bu önemli. Derbi mücadelesi olduğundan ben bu maçın da gol beklentisi çok fazla yüksek. Onu belirteyim. Yani inanılmaz bir gol beklentisi var. Şöyle 3-3.5 gol beklentisi var yani. Onu belirteyim sizlere. Fakat benim önerim burada. Bir derbi mücadelesi olduğundan dolayı Everton'ın da golcü isimlerinden Carwood Levin bu, ma Levin bu maçta olmayacak. K e, kart cezası Sakatlandı. Eksikleri var. Towson, Peterson, Tom Davis gibi isimleri de eksik. Firmino Liverpool tarafında yok. Direneceklerdir bence. Direndikleri için ben mücadelede 5 gol çıkmaz diye düşünüyorum. 3-0'da kalabilir diye düşünüyorum. 4.5 altında 1. 1.44 gibi bir ideal bir oranı var. Yarın kombineme de belki alırım bu mücadeleyi. Yazdım kafama. Alır fakat mücadelede 5 gol çıkmaz diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Değerlendirecekleri ideal bir önerimdir. Bol şanslar. 3-0 skor beklentim var. Altay Galatasaray mücadelesi. Bu maçı da videonun başında da bahsettim zaten. Sizlerden bir skor tercihlerini merak ediyorum. Yoruma yazarsınız arkadaşlar. Geçtim. Şöyle bir düşüncem var bu mücadelede. Altay ay sürpriz yapar mı? Altay düştü mü? Bence düştü. Bu saatten sonra bir şey yapamaz. Galatasaray kazanabilir mi? Bir 70 gibi oran açmışlar. Ben burada Galatasaray'a riskine girmem. Samimi söylüyorum girmem. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Fakat ortada çok bir oyun oynamıyor Galatasaray takımı. Mücadelede körler toparlar birbirine ağırlar diyorum. Galatasaray kazanırsa bile 2-0-2-1 bandında kazanır bu mücadeleyi. Ben o taraf riskine girmek istemiyorum. Tek tercih 2-3 gol 1 gibi oran. Taraf tercihi yapsanız da zaten bu oranı alacaksınız. Galatasaray kazansa da zaten bence bu aralıkta kazanır. 1.87 gibi orandan 2-3 gol tercihini tekli olarak öneriyorum. Değerlendirecekler bu maçtan. Olası bir sürpriz de çıkabilir bir bire göre. Haberiniz olsun. Pazar günü 8 mücadelem bu şekildeydi. İdeallerini anlattım. Yüksek oranlardan ne yapabilir? 2-3 gollü olarak önerdim sizlere. Değerlendireceklere bol şanslar. Ve seviyorsunuz arkadaşlar. Video'ya like atıp kanala, ab kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.